Sinemanın sesini getirdiğimiz Mustafa Can Bey. Ona da hoş geldiniz. 2023 en önemli seçimlerimizden birisi olacak elbette. Ama iş sadece seçim olarak bakılmamalı. 2023 Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası. Tabii AK Parti'de eski yeni yok. Bizde şu anda iş var. Burada bir dava var, hizmet var. Bugün görevli olabiliriz, yarın olmayız. Hiç sorun değil. Önemli olan aşk ile gönülden koşarak bu dava için çalışmaktır. Eskisi yenisi olmaksızın bu ülke için ne yapabilirim diye çalışan, çabalayan, teşkilatlarımıza emek veren, Bilecik'te bulunan, çalışmalarımıza bugüne kadar destek vermiş bütün teşkilat mensuplarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun, emeklerine ve yüreklerine sağlık diyoruz. Ama yorulmak yok. Aynı aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Biz 20 yıldır yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını eklemek için Türkiye yüzyılı diyerek iddiamızı ortaya koyuyoruz. Karşımızda bizim iddiamıza cevap verecek bir muhalefet yok. Biz bugün Cumhur İttifakı olarak elhamdülillah başarılarımıza başarı katmanın, projelerimize proje katmanın ve üretmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Karşımızda ise sadece bir altılı masa kurmuş, bu masanın etrafında oturup adaylarını belirleyememiş, kendi içlerindeki kavgalarını bitirememiş ve bunun neticesinde de devlet, bir devlet anlayışı değil, milletin önüne bir proje koyamamış, ne yapacaklarını henüz belirleyememiş, kendi prensiplerini ve ilkelerini hiçe sayarak sadece o masanın etrafında oturmanın zulmünü yaşayan altılı bir ekip görüyoruz. Bu ülkede başörtüsüne bir bez parçası diyen insanlar da, bu ülkede bedel ödeyen insanların bütün değerlerini yitirerek aynı masada oturmasını ben hayretle izliyorum. Şimdi çıkmışlar, biliyorsunuz Kılıçdaroğlu çıktı, başörtüsüyle ilgili teklif veriyoruz dedi, kanun teklifi veriyoruz dedi. Verdikleri teklifin başörtüsünün sorunu olmayan bir ülkede yeniden bir gündem oluşturma çabası olduğunu farkındayız. Bu işi aslında helalleşme diye başladılar. Neyi helalleşmesi? Önce bunun kendileri farkına varmaları gerekiyor. Bu ülkenin insanlarını önce sağcı solcu diye ayırmaya çalıştılar. Kürt, Türk diye ayırmaya çalıştılar. Alevi, Sünni diye bölmeye çalıştılar. Başörtülü, başı açık diye bölmeye çalıştılar. Her türlü yolu denediler ama başaramadılar, elhamdülillah. Bizim gidip Amerika'dan, İngiltere'den, hiçbir yerden para istememize gerek yok. Bunu Kılıçdaroğlu'nun da iyi anlaması gerekiyor. Gidip oralarda dolaşarak ülkemizin itibarını düşürmeye çalışmasın, tam tersine kendi itibarını düşürerek maalesef kendini rezil ederek bu ülkeye dönüyor. Gerek PKK'lı, gerek DHKPC'nin, gerekse Türk terör örgütlerinin en önemli geçim kaynağı maalesef bu madde bağımlılığı ve uyuşturucudur. İşte onların pazarını kapatmaya çalıştığımız için sesi ana muhalefet liderinden duyuyoruz. Çok acı ve çok yazık. Ülkenin gerçeklerinden uzak, ülkenin insanından ve milletinden uzak, birilerinin talimatlarıyla, yurt dışından gelen talimatlarla, bilemiyoruz, o altılı masaya gelen talimatlarla çıkıp bunları konuşuyor, bunu biz milletimizin takdirine bırakıyoruz. Bunu basiret sahibi, vatandaşımızın, milletimizin en iyi şekilde değerlendireceğinden, gerektiğinde de ona cevabı vereceğinden hiç şüphemiz yok, endişemiz yok. 23, 2053, 2071 vizyonlarımıza çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Vererek programımıza devam edeceğiz. İlçelerdeki çalışmalar için şimdiden bütün arkadaşlarımıza, ekibimize başarılar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.